Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok aşırı büyük bir risk alacağım. Bütün coinslerim ya bitecek, ya kâr edeceğim, ya payımda olacağım. Ama tüm coinslerim bitebilir ve öyle düşünüyorum. Evet, tüm coinslerimin biteceğini düşünüyorum maalesef. Ama bitmeye de bilir, kâr da edebiliriz. Hatta bayağı bir kâr da edebiliriz. O yüzden öyle bir şansımı deneyeyim dedim. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce gerçekten tüm coinslerimi harcayacağım ve büyük risk alacağım. Bunun karşılığında sizlerden bu videoyu tam 3000 beğeni bekliyorum ve hala kanalıma aboneyseniz yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sen de bak yeniysen bak önerilerden gelen de var. Bak sen geldin mesela hemen aşağıdan abone ol. Çok fazla şey kaçırırsın abone olmazsan. Neyse hadi bakalım çok büyük riskimizi alıyoruz ve keyfimize bakıyoruz abi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bende 2 milyon 100.000 coins var. 130 de enerji var. Tamam bunu boş verin. 2 milyon 100 bin coins'im var ve mağazada. Evet arkadaşlar ufak tefek bir problem oldu, hemen hallettim. Şimdi geldim. St. Patrick's Day etkinliği paketleri var. Gördüğünüz gibi tam 11 dakika kalmış ve biz 11 dakika kala bu paketleri açacağız ve içinden Coleman çıkartacağız. Evet. Niye? Çünkü biz çok şanslı bir YouTube kanalıyız. Bizde yayıncı şansı var. Bizde YouTuber şansı var. Biz çünkü YouTuber'ız. Abi bana Instagram'dan nasıl fotoğraflar geliyor ya? İnsanlar neler çıkarmış? Gerçekten şaka gibi. Adam 5 tane Coleman çıkarmış. Bana Instagram'dan fotoğrafını atıyor. 63 tane abi o ilk etkinlik geldiğinde böyle çok fazla da coin harcamadan. Adam benim harcadığımdan daha az harcayarak çıkarmış. Adam bana atıyor bunun fotoğraflarını. Ben videomu çektim. YouTube'a yükledim. 1-2 saat geçti. Adam bana 2 tane daha Coleman çıkarmış. Onun da fotoğrafını atıyor. Abi böyle şanslı insanlar gibi olmak isterdim. Neyse hadi bakalım. Ben 500 bin coins'imi verip paketimi açıyorum ve bastım abi. Haydi bakalım. Geliyor, güzel şeyler geliyor. Bugün şanslı hissediyorum. Tam 200 bin coins harcayacağım. Geçen 4 milyon harcadım. 200 bin diyorum. 2 milyon harcayacağım. Geçen 4 milyon harcadım, hiçbir şey çıkmadı. Bu arada şu altın yonca alt hariç altının üstünde çıkmıyor abi yani. Onu demek istiyorum. Altın yonca altının üstünde hiçbir şey çıkmıyor. İlginç abi. Haydi bakalım. 4 ve şanslı yaprak. Bana zaten buradan oyuncu gelmez gibi geliyor ya. Son 2 tane paket. Haydi bakalım abi. Hadi buradan oyuncu var ya. Bir Coleman çıksın kurban, nasıl çıldırırım. Altın yonca 9. Gayet güzel. Bu güzel oldu. Bakalım belki çıkar. Bir 500 bin coins daha veriyorum. Ve 7. Oha bir daha 9 geldi. O 9'da bir şans var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bir dakika. İlk önce bir o altın yonca altıları açayım. İki tane de altı çıktı. Yok bir tane dört mü çıkmıştı? Evet bir tane dört çıkmıştı. Hemen dörtü bir açalım. Bar tersi çıkarmaya çalışacağız. Bakalım çıkartabileceğiz mi? Açıyorum bakalım. Şanslı yaprak bir tane. Bari beş tane ver ya. Abi sen şaka mısın? Tamam. Altı. Valeri'yi de açalım bir tane. Belki çıkar abi. Hadi Valeri ya. Gel bir tane hadi. Lazımsın, lazım. Anla şunu hadi. Dinledi. Laf dinledi. Bu arada saçım çok saçma. Abi Valeri çıkardım. Yes, oyuncu çıkardım. Çok büyük risk aldım ve buna değdi mi yazacağım başlığa bilmiyorum. Bu adamın değeri ileride artar. Şu anda kaç bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Hani bir risk almaya değecek kadar değeri var mı? Evet, güzel bir cümle oldu bence. Evet, bence güzel bir cümle oldu. Ve Valeri'nin çıkması gayet güzel oldu ya. Harbi güzel oldu. 87'lik futbolcu sonuçta abi. Çöp değil yani. Fiyatı ucuz ama artar bu ilerleyen zamanlarda. Çünkü şu anda etkinlik var diye ucuz. Herkese çıktığı için. Neyse. Oğlum bu Evans lan. Ben bir bu adamın değerine bakacağım. Bundan nasıl 2 tane çıktı? 2 tane 9 çıktı ya. Ama bu belki çıkacak bana ya. Ben bu adama bir hissediyorum. Bir değerine bakayım önce. 89'luk stoper yani. Adam değerlidir. Evans sonuçta abi. Bak. Bir de bundan çıkarsa kar ediyorum ya. Bir tane lan bir tane. Bir tane bundan çıksın. Bir de Coleman çıksın. Of. Ne güzel olacak. Hadi bakalım bir tane açıyorum. Hadi Evans çık lan. Hadi lan. Gelirsin. Hadi bakalım. 3 tane verdi. 3 tane yaprak verdi. Kalbim nasıl atıyor? Şu anda keşke dinleyebilseniz abi. Hadi. Hadi Evans. Çıkarsın. Evet. Şimdi 4 tane Evans mı açayım? Bir tane Coleman mı? Mantıklı olan 4 tane Evans açmak. Ama ben mantıksız olanı yapacağım. Çünkü ben bad boy'um. Neyse.
İki tane William Carvalho da açabiliriz aslında. Bilmiyorum ama. Hadi ya. İki tane William Carvalho açıyorum. Hadi be. Hadi abi çık ama lütfen. Bak o mevkisi çok güzel yerde, o yüzden açıyorum. Çıkarsın hadi. Bastım. İki tane lütfen. Lütfen hadi. Hadi abi bir tane ver ya. Hadi abi. Hadi gel. Gelirsin. Çıkmıyor abi, şaka gibi çıkmıyor ya, çıkmıyor ya. Son şans. William Carvalho için son şans, konuşamadım. Son şansımız. Bastım abi. Hadi ver. Hadi ver bir tane William Carvalho. Coştur bizi. Hadi abi. Bir tane mi? Ve bir tane de şanslı yaprak verdi ya, şaka gibi. Ulan neyse, oyuncu çıkardık. Çok büyük risk aldım ve buna değdi mi? Gelecek hafta sinemalarda. Evet. İlginç. Arkadaşlar ben bir tane Hayes açacağım. Evet. Bir tane Hayes açacağım. Sonra en az bir tane daha açabiliyorum. O yüzden en az iki tane açmak için bir tane Hayes açıyorum. İçinden kaç tane şanslı yaprak çıkarsa bir tane çıktı. Ona da bir tane daha Hayes açıyorum. Ve buradan da bir oyuncu çıkartalım artık bari. Bir lütfen oyuncu ver ya. Lütfen içimizi rahatlat en azından. Hadi bakalım. Bir tane oyuncu ver. Ver. Arkadaşlar 2 milyon coin harcadık ve sadece bir oyuncu. Bu etkinlik beni bitirdi. Son damla, kanımdaki son damlayı da akıttı. Geçmiş olsun abi. Herkesten bir yorumlara bir geçmiş olsun. Kendi adınıza da atın çünkü sizin de durumunuz biraz sıkıntı, biliyorum abi. Yorumlara çok yazıyorsunuz. Abi kaybediyoruz. Abi bu etkinlik beni bitirdi. Abi bu etkinlik ne biçim bir etkinlik falan tarzında yorumlar görüyorum. Yeni etkinliğe sıfır coins'e girmek de varmış. Tabi arkadaşlar bir şekilde coins elde edebiliriz. Hani bu basit şeyler. Bunlar hallolacak şeyler. Basit şeyler dediğim basit değil yani. Para yatırarak coin sitesinden coins alabiliriz. Ama yapmıyoruz. Neden? Çünkü biz EA Sports'tan bir daha ban yemek istemiyoruz. Evet. Öyle durumlar var. Torres. Abi iki kere üst üste ban. Evet. EA Sports ilginç bir kurum gerçekten. Özcan gol. Çok güzel bir gol. Muazzam bir gol. Ben 98 yen hesabım gidince üzülmüştüm. Sonra 104 yen hesabı da siz bıraktırdınız. Ama o 98 yen hesaptaki emek gerçekten çok büyüktü abi. Bir kere 24.000 points aldık diye. Abi adam yazdı ki bana, bak ben sana points atıyorum, hiç sıkıntı yok, gerçekten alıyorum falan dedi. Bizim ülkede ucuz falan diye beni kandırdı abi. Ben de inandım. Bedavaya da attı yani. İnsan şimdi bedavaya points olduğu zaman insan hani direkt hani kaç TL 700 liralık şeyi bedavaya yapıyor sana. Ve bir YouTube kanalım var. İnsanlar eğlenmek istiyor. İnsanlar o kadar şey yapmak istiyor. Arkadaşlar bu arada gelecekte hani bu oyuna değmez. Ama ben gelecekte belki bu oyuna devam edersek, ama YouTube'a çok fazla izleyicilerim için bana verilen desteklere karşı para yatırma yapacağım. Ama abi YouTube ay FIFA Mobile için gerçekten ben FIFA Mobile'e para yatırmak istemiyorum. Abi oyunun tek amacı zaten para avcılığı. Hani siz ne kadar az para yatırarak oynayabilirsiniz o kadar iyi. O yüzden yani size ben normalde coin sitelerini de tanıtmam. Onlardan aldığım gelir yani hiçbir şey değil. Hani zaten artık bıraktım tanıtmayı. Hani yani demek istediğim şey şu. Ne demek istiyorum abi? Yani şu oyuna para yatırmayın demiyorum ama nasıl diyeceğim anlatamıyorum abi. Gerçekten hani çok yani o izleyen kişi oyunu sevsin diye değil, oyuna bağımlı olup, yani bağımlı dedi hani sürekli oynayıp hani oyunu sürekli oynamak istesin canı ve oyuna para yatırsın. Bu mantık, bu yani. Para yatırmaya yönelik. Öyle bir oyun abi. Para yatırırsan gelişirsin, yatırmazsan da gelişirsin ama yatırmazsan tüm gününü bu oyuna harcayacaksın. Öyle bir durum var ve yatıranlar kadar da maalesef olamıyorsun. Yani oyunu ne kadar iyi oynarsan oyna, yatıranlar kadar iyi olamıyorsun ya da hile yapanlar kadar iyi olamıyorsun. Hile yapmak da demek zaten oyuna para yatırmak, ama bunu hileli şekilde yapmak demek. EA Sports da bunları zaten banıtıyor. Bu doğru bir karar tabii ki abi. EA Sports'un beni banlamasında ben hiçbir yanlışlık görmüyorum. Çok haklı bir karar. Yani aykırı bir şeyse zaten. Adamlar yazmış da. Tabii onun ben ban sebebi olduğunu çok da bilmiyordum ama hani ban sebebi olması da bana mantıklı geldi. O yüzden sinirlenecek bir durum maalesef yok. Deli Ali'ye Ali ve Golazo. Güzel bir gol. Gerson. Ama abi FIFA Mobile tamam. Mobil için daha iyi yapılabilir. Yani daha eğlence amaçlı, daha güzel yapılabilir. Para kazanma amaçlı yapmış ama yine eğlenerek oynayabiliyoruz. Ama konsoldaki oyuncular gerçekten hiç zevk almadan oynuyor. Özellikle bunu Oğuz Erdoğan'ın videolarından görüyoruz. Gerçekten abi yani
EA Sports kendi kendini bitiriyor abi. Şöyle yapsa gerçekten bence daha fazla da para kazanırlar abi. Hani oyunu düzeltseler, daha mantıklı şekilde yapsalar, para verip oyuna değil de daha farklı sistemle yapsalar bence ne bileyim daha çok kazanırlar ya. Öyle daha çok kazanırlar ve hani Twitch'te falan da öyle daha çok oynanacağı için daha çok üst sıraları falan da çıkar. Hani gerçekten daha güzel olur ya. Herkes için daha iyi olur abi. Zaten Türkiye'den çok fazla oyuna para yatırılmıyor. Yatıran çok var biliyorsunuz. Bu arada kontrataktan gol yemedim de at çok saçma abi. Kontrataktan gol yazdı ve ilginç. Oyun bozuk. Bu oyunda bozuk abi. Konsoldaki oyun da bozuk. Bu oyun da bozuk. Ben bir hareket yapacağım ve abi kontrataktan gol yazıyor. Tamam mı? Kontrataktan gol yazıyor ve rakibe gol sayılıyor. Şimdi ben yemedim. Büyük bir ihtimal rakip de yememiştir çünkü imkansız. Yani ne alakası var abi? Ben anlamıyorum. Bakalım. Büyük bir ihtimal 4. Aynen 4-4. O kontrataktan golün mantığını ben anlamadım ama burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Herkesten bir like bekliyorum. Güzel bir risk aldık ve bayağı da bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak muhteşem ötesi gerçekten harika bir video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Adamsınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bak sana da çok teşekkür ediyorum. Sen de abone olmadıysan olursan sevinirim. Ve bay bay.